Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel durum bu arkadaşlar. Dünden beridir bir geri çekilme yaşanıyor. Tamam mı? Hatta iki gündür bir geri çekilme yaşıyoruz. Ve hala biz kanalımızın orta çizgisini kırmadık. Yani şu bölgede git gelirleri yaşıyoruz. Şu an destek noktamız neresi? 26.700'ü işaret ediyor arkadaşlar. Yani bugün biraz daha eğim vermiş. 26.700'e kadar eğim vermiş. Altında 4 saat kapatmadıkça yani diyelim düştü kapatmadı 4 saati. Tekrar iğmelenip üst çizgiye bir daha gitmesini bekleyebiliriz. Orası da neresi olur? 27.800 seviyelerini işaret eder. Ama arkadaşlar desteği kırarsa 4 saat kapatırsa o zaman senaryomuz maalesef şu şekilde gerçekleşir. Öyle bir durumda takip edeceğimiz seviye ise 25.800-900 o bölgeler olacaktır arkadaşlar. Şimdilik kırılacak mı desteği bilmiyoruz. Orayı izleyeceğiz. Destek kırılmadan destek kırılacak demek saçmalıktır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Eğer bir destek kırılmadan kırılacak diyorsa sallıyordur zaten. Destek kırılırsa teyidini alırsın ona göre pozisyon açarsın. Örnek vereyim desteğe gelirse insanlar alım yapar. Destek kırarsa stop yapar. Bu şekilde gider yani anladınız mı arkadaşlar? Neyse burada durum bu kanal grafiğimizde. Ayrıyeten dün de bahsettim arkadaşlar. Günlük Bollinger üst bandına geldik. Gördüğünüz gibi uzun zamandır gelmiyorduk. Ne zamandan beri? 9 Ağustos'tan beridir ilk defa geldik. Genelde band genişken daralmaya gittiğinde ve ilk defa test edildiğinde başarısızlıkla sonuçlanıyor arkadaşlar. Şimdi burada diğer destek noktamız kanalımızın orta çizgisi Bollinger Band'ının. Pardon arkadaşlar. O da 26.250'yi işaret ediyor. Yani orada da bir desteğimiz mevcuttur. Ama önemlisi bizim için 26.700 arkadaşlar orayı kırmayacağız biz. 4 saat kapatmayacağız. 3 günlük grafikte özel bir indikatörüm vardı biliyorsunuz. Oraya baktığımızda durum hala değişmedi. Yani son geri çekilmelere rağmen hala 3 günlükte yeşil mum yakmaya devam ediyoruz. Bilmeyenler için bu dikey çizgilere baktığımızda Ne zaman bu dikeyi geçtiysek bir yükseliş yaşanmış gördünüz mü? Yani genelde yükseliş yaşanmış. Şaşmamış neredeyse. Yani minik bir yükseliş sonrası bir daha düşüş olsa bile En dibin altına kırmamış arkadaşlar. Yani böyle bir veri var elimizde. Atıyorum kanal kırılır, sert düşer. Bu mümkündür arkadaşlar. Yani bu grafiğe göre mümkündür bu. Çünkü şu bölgede de aynısını yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce bir düşüş geliyor. Burada da düşüş geliyor ama dibi kırmıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bunlar görülebilir arkadaşlar. Bu trendi bozmaz. Bu grafik diyor ki geri çekilse bile diyor tekrardan yukarı yönlü hareket gelir diyor. Yani biz kanal desteğini bile kırsak bir yerden sonra tekrar yukarı yönlü gideriz diyor bu grafik arkadaşlar. Diğer açıdan baktığımızda da bildiğiniz gibi 3 günlük hareketli ortalamalarımız var. Orada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Size en üst çizgiye gelmedik biz daha. O da 27.950 seviyelerinde arkadaşlar. Oralara doğru ilerleyen süreçte bir hareket gelmesini beklerim. Yani önce bir geri çekilme Ondan sonra zamanla bir hafta sürer, iki hafta sürer o bölgelere gitmesini beklerim. Yani uzun lafın kısası şu an bir negatif tablo görüyoruz. Örnek vereyim. 12 saatlik grafiği açtığımızda stokastik arasa sat şeklinde gidiyor. Arasaya baktığımızda uyumsuzluğumuz var. Normalde bunun hedefi 26.700 seviyelerinde 12 saatlik uyumsuzluğun hedefi. Yani geri çekilme biraz daha devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Ama destek kırılmadıkça panik yok. Anladınız mı? Destek kırılırsa da verdim diğer desteği takip edin. Şu an geri çekilmelerde panik yapılacak bir şey yok. Tek kilit nokta şu an malda değil bir nakitte bir pusuya yatmak gerekir diye düşünüyorum. Yani İzlemek lazım bugün piyasayı. Çünkü altcoin'leri de geri çekiyor arkadaşlar. Bitcoin'in geri çekilmesi altcoin'leri de geriye çekiyor neticede. Desteğe geldi tutundu. Duruma göre hareket edilir. Destek kırılır beklenir. Diğer desteğe geldiğinde alımlar yapılır. Ona göre hareketler yapılır arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek